Tamam, sen de diyorsun ki ben onu aldım, o üzüntülerden kurtardım ettim. Biz birbirimizi de çok seviyorduk. Evet. Ondan sonra bu 5 gün önce senin komşuyla, bir komşuyla tanıştı. Arkadaşı, özel bir arkadaşı. 5 gün önce. Evet, 5 gün önce cezaevi arkadaşı buna istek atıyor Facebook'tan. Ha. O da onun numarasını veriyor. Benim eşim de arıyor. Benim eşim aslında çok merhametli, öyle bir şey yok içinde. Bir görseniz, bir tanısanız onu var ya. Dur inşallah tanışırsın. Öyle bir insan değil. Beynini yıkadılar, tamam, ettiler. 5 gün önce cezaevi arkadaşı çıkıyor. Sonra o 5 evet. gün önce cezaevinden çıkan arkadaşı gel seni abimle yapayım deyip evet. seni karını alıp ona mı götürüyor? Yok, eve, bizim eve gelip gidiyorlar misafirliğe. Eşinle beraber gelip gidiyor. Eşi dediğin Cemile. Kim? Efendim? Eşi dediğin senin karını kaçıran mı şimdi Cemile? Yok. Cemile'nin eşi Onur. He. İkisiyle beraber bize geliyor işte, yemeğe falan geliyorlar. Hani o anda ben beş işte... 5 günde kaç kere geldiler? 5 günde, şimdi nasıl söyleyeyim, her zaman gelip gidiyorlardı. Her zaman yani 5 gün içinde bu olan bir şey, 5 gün. Tamam, sonra 5 gün içinde senin karına geldi, sonra da kendi abisi için kız, senin karını kaçırdı mı yani? Evet. Senin karın niye 5 günde tanıdığı kişiye gidiyor? Hani seni çok seviyordu. Şimdi beni çok seviyor ama Cemile denen insan madde kullanıyor. Bir ara evin içinde... dedim size sen. Dumanından bile zaten, dedim. He. Dumanından bile dedim. Gıcak alan her bir şey insan diye mi dedim. Düşünüyorsun? Senin eşine yani böyle bir madde falan verdiler. Bir fotoğrafları evet. falan çektiler, alıp götürdüler diye mi düşünüyorsun aslında? Ben o şekilde düşünüyorum. Çünkü evden dışarı çıktığında ben dedi kuaföre gidiyorum dedi. Ben dedi fazla dedi geç kalmayacağım, geleceğim dedi. Sen ne iş yapıyorsun Rıfat? Benim mesleğim dış cephe kaynakçıyım ben. Hani mesleğim var yani, benim altın bileziğim var. Hani ben çok şükür evime bakıyorum, çocuklarıma bakıyorum. Yani bir dediklerini hani eksik etmiyorum ben. Her şeyini arıyorum. Dört dörtlük hani bakıyorum ben. Çünkü vallahi çalışırsan senin evime, için para kazanabileceğin bir iş yani. Evimden işime, işimden evime gidiyorum. Ama tembelsen kazanamazsın tabii yani. Tabii hani evimden işime, işimden evime gidiyorum ben. Çalışıyor musun her gün? Tabii. Hani hiç bir boş durduğum yok. Mesailerim var, her şeyim var benim. İyi o zaman. Ama böyle bir insan değil. Benim eşim böyle bir insan değil, merhametli bir insan, namazlı bir insan, böyle bir insan değil. Ben eşimi son 5 gündür ben tanıyamadım. Bunlar Anıl diye bir tane çocuk var bizim karşımızda, eşimin halasının damadı. Bunu arabaya bindiriyor, götürüyor kuaföre bırakıyor. Ondan sonra benim 4 yaşındaki oğlum, şu anki benim doğum günüm olan çocuğum benim. O 4 yaşındaki çocuğum, tamam mı? Allah'ım ya Rabbim ya. 4 yaşındaki oğlum evet ya, diyor ki... Evet, çocuğunun doğum gününde anasını baba, arıyor ya. Doğum günü kutlayacak diyor ki, ya. Baba diyor, annem dayını üzme, babanı üzme. Bir tanesi sen dedi, arkadaşın dedi. Anneme de sarılmaya kalktı dedi. Annem dedi onu itekledi de hayır. Bak 3 yaşındaki çocuk, bir insan bunu nasıl söyleyebilir? 3 yaşındaki çocuk benim şu anda... Hayri mi sarılmaya çalışmış, evet. çalışmış Narin'e? Oğlumun şu anda psikolojisi yerindedir. Hayri sarılmaya çağırmış. Benim eşim de itti, yani itmiş onu. İtmiş. Yani bu olay Bursa'da gerçekleşiyor. Yani, Bursa'da mı oturuyorsunuz siz? Evet. Bursa'da oturuyorum, ben Adanalıyım. Ben şu anda... Narin nereli? Bursalı. Benim eşim Bursalı. Yani kuaföre diye Hayri'nin yanına mı gitmişler? Götürmüş, kuaföre bırakmış ama Hayri de herhalde yani orada bir görmedim çünkü almış onu götürmüş. Çünkü benim eşim dedi ki ben dedi geleceğim dedi. Ben de fazla dedi anladım, geç sonra kalmayacağım. Bakmış Hayri orada, Hayri sarılmaya çalışmış. Senin evet. küçük oğlun görüyor, oğlunu evet. itiyor, sonra bırakıyor onu. Sen babanı dayını üzme diye sana bırakıyor evet. çocuğu, gidiyor. Evet. Ama o Hayri'yle sen emin misin 5 gündür tanıştığına? Evet. 5 gündür bu insan Cemile'yi çünkü çok eskiden bile seneler öncesinden tanıyordu benim eşim. Hmm. Ondan sonra bu cezaevinden çıkıyor. Bu kız cezaevinden çıkıyor. Eşimi görüyor, araştırıyor. Böyle ne yedirdiler ne içtiler, eşine büyü falan mı yapıldığını düşünüyor? İşte o şekilde. Bir de ayrıca ben kanına bakılmasını istiyorum. Benim eşim öyle bir insan değil. Ben 5,5 senemi, ben yıllarımı ona verdim. Yani eğer 5 günlük meseleyse aslında sana söylediğim sözü geri alırım. Gerçekten hani 5 günlük olduğuna inanıyorsan evet. o zaman gerçekten başına bir iş getirildiğini inanarak aramana saygı duyarım. Zorla tutuluyor. Ben onu hissediyorum. Benim oğlum ya, ben oğlumdan çok hani bildiğin ben şüphe duyuyorum. Benim oğlumu, benim oğlum gelsin, ben başka bir şey istemiyorum ya. Eşimle oğlum gelsin benim ya. Bak oğlumu, benim doğum günüm var. Bugün ayın 16'sı. Benim oğlumun doğum günü var. Benim Rüzgar benden olmayabilir ama o benim hayatımın anlamı ya. Ben onunla her şeyi gördüm. Rüzgar benim için her şeyi.
Ben... Senin gerçek oğlunu... Benim gerçek oğlum Can. Gerçek oğlunu sana bırakıyor. Evet. İlk kocasından olan çocuğu alıyor. Alıyor, götürüyor. Bunda da tabii özel bir düşünce var. Yani nasıl olsa bu kendi çocuğuna bakar, benim üvey çocuğumdur diye bakamaz. Yok, diye... Yok, üvey çocuğu bırakıyor. Yok, üvey çocuğu değil. Yani hayır. Benden olan bir çocuğu bırakıyor. Üvey çocuğunu götürüyor. Ötekini götürüyor. Ötekini götürüyor. Evet, kendi ben, asil çocuğunu ona bırakıyor. Ben çünkü ben üvey eğer o götürüyor. Çocuğuma bakamasaydım, hı, neden ona hani her şeyi bağlayayım? Benim zaten bu sosyal medyada... Biyolojik babası olduğun çocuk şu anda sende. Kendi, evet, kendi çocuğu olsa. Çocuğum ben de. Öteki de diyor, ikisi de benim diyor. Tamam, seslen eşini. İkisi benim. İkisi benim. Ama şimdi... İkisi de benim diyor. Rıfat, bir seslen eşini. Narin, eğer gelmek istiyorsan ben seni burada bekliyorum. Sana kim ne yaptıysa çık gel, o beyinden çık gel benim yanıma. Yine hayat kuralım. Yine ben sana bir ev açayım. Yine her şeyimiz aynı şekilde olsun. Ama ben seni burada istiyorum. Hata yapmış belki olabilirsin. Şeytana uymuş olabilirsin ama gel, ben seni istiyorum. Kurban oldum. Gel gel. Zaten ben seni biliyorum. Sen ne kadar merhametli olduğunu biliyorum ben senin. Gelir misin buraya? Çok seviyorum bak, çok seviyorum seni, rüzgarımızı bak, bugün oğlumuzun doğum günü, Allah için de yanımızda yoksun sen. Sen pamuğum diye ağlayan bir insansın Can'a. Sen niye? Bak, bir haftadır benim oğlum senin için ağlıyor, yemekten kesildi. Ben de o aynı kezayım, ben yemek bile yemiyorum artık. Gel, Allah'ını seviyorsan, kimsenin başındaysa, kimsenin zoruna tutuyorsa... Zaten sana bırak onları gelin. Sana söyledim bir şey. Efendim? Yani sen şimdi böyle söylüyorsun, hiç söyledim mi sana hani Rıfat bak geçinemiyoruz. Öyle hani, bir şey, hiçbir şey. Çok mutluydunuz yani. Hiç çok probleminiz mutluyduk, yoktu. Çok mutluyduk, hiçbir şeyimiz yoktu. Hani ne kavgamız ne gürültümüz. Yani tamam, olabilir evin içinde her insan bir tartışabilir. Ama bizim ne dövüşümüz ne kavgamız ne elimi kaldırması. Ben öyle bir insan değilim. Yani öyle dövmeden etmeden. Ben yok, ben öyle bir insan değilim ben. Ben niye kıyım ben? Ben o benim yanıma geldiğinde Narin saçı bu kadardı. Ben ona nasıl özen gösterdim? Nasıl ona gül bebek hani baktım? Onun resmen ama psikoloji Rıfat, bozuktu. Ama röportajında da şöyle anlatıyorsun. Yani sanki almışsın onu böyle hani bir çocuk gibi böyle bir bebek baba gibi baktım. Ama sen onun kocasısın yani. Evet. Bunu evet, ayırmak lazım. Bak, kocalık başka bir şey, babalık başka bir şey. Birine acımak, ona destek vermek, evet, her onun şekilde ruhunu iyi etmeye çalışmak başka bir şey. Annelik, babalık başka bir şey. Ya bence bu roller karıştığı zaman evlilikte sıkıntı yaşanabiliyor. Yok öyle bir insan. Evlilikse bence bambaşka bir şey. Ben işte o evlilik bizim aşkımız bir arkadaşlık böyle. Bak. Evet. Evlilik bir arkadaşlık, cinsellik, başka bir şey. Onun kavgası. Şimdi sen öyle bir anlatıyorsun ki röportajda izlerken. Hani ben onu aldım, orada iyi ettim. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Tamam. Çok teşekkürler. Çok iyi kalplilikle zarar davranmışsın. Zarar görmesin diye. Ama çünkü hepsini yapıyordum çok ben. Çok haklısın. Evet. Ama şunu unutma. Bir tane laf geliyor aklıma, o terbiyesiz. Yani böyle bu kadar çok verici olursan, o tabirini bırakayım, bu kadar çok verici olursan karşı taraflar genellikle bunu anlamıyorlar. Sen çok seviyorsun, çok kıymet veriyorsun, çok ihtimam gösteriyorsun. Gerçekten aslında beraber olduğun kişiye sevgililikten öte işte benim hayat hastalığında, arkadaşım, sağlığında her bakacak şeyi, bazen evet, anaç, bazen babalık duygularıyla evet, yaklaşıyorsun ama karşı taraflar da %99.9 bunu anlamıyorlar. Bazen de şeytan azapta gerek. Çünkü heyecanı, şimdi evliliğin heh, kendi belki de o içinde heyecan bitiyor bir falan heyecanı anladım var. O farklı bir iki kişi arasındaki iletişimin yürümesini böyle çok sağlıyor. Bu işin içine... İşte o heyecanı kaybedecek kadar bir hani baba rolüne üstlendinse belki o heyecanı başka bir yerde başka bir şekilde arama çabasına girmiş olabilir gibi bir yorum bizimkisi. Benim bu şey yani sosyal medyada vardı. Senin bu röportajın ben de şey uyandırdım. Yani çok ay neyse ya. Her şeyde söylemek zorunda değilim. Yani, tamam sen böyle devam et. Resimleri de yani zaten aslında görünüyor. Bak Rıfat, ben böyle karısını arayan adamları almıyorum sonra hani böyle hani alırlar bir şey yaparlar falan ama Rıfat bende öyle bir duygu uyandırmadı. Yani Nari'nin yaşadıkları var. Rıfat ona hem sevmiş, biraz da acımış, biraz da yardım etmeye çalışmış. Gerçekten anlattıkları doğrudur. Niye yalan söylesin? Yani kızın yaşadıkları da kolay çok değil. Sıra dışı. Yani annesinin eşinden, alıp torunlarını kocasıyla yani kaçması nerede görülmüş? Ya, ona. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldü.
öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.